Hayrola teyzeciğim, ne yapıyorsun? Roman yazıyorum aşkım. Öyle birden esti karar verdim. Akşamdan sabaha romancı mı olunur teyzeciğim? Daha önce bir şey yazmadın ki. Aşkım ben her gün onlarca mesaj yazıyorum ya zaten. Ya telefonda mesajlaşmakla roman yazmak aynı şey mi teyzeciğim? Allah'ını seversen oldu olacak o mesajlardaki emojilerini de topla git. Resim çizelim aç kız. İsmail. Ya geç karşıma, ez beni ya çekil kenara, izle beni aşkım, tamam mı? Bak bana destek olacağına köstek oluyorsun şu an. Aşk olsun ya, ben sana sonuna kadar destek olurum. Kaç sayfa yazdın? 20. Helal olsun benim teyzenime. peki neler oldu şimdiye kadar? Anlatayım, bir saniye. Şimdi şöyle, kahramanımız sabah uyanıyor, kalkıyor, banyo yapıyor, temizleniyor, giyiniyor ve bakkala gidiyor. Bir tane ekmek alıyor, eve geliyor, kahvaltıyı hazırlıyor ki o günü rahatça, güzelce geçinebilmek için. 20 sayfada bunlar ne oldu Sade? Ya kızım, bu romanı insan okuyacak. Azıcık polisiye koy, ne bileyim biri kaçsın, polis kovalasın, bir cinayet olsun misal. Cinayet mi? Aşkım ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok güzel, o zaman ben şimdi oturayım ve cinayet planları yapayım. Çak! Canım aşkım benim ya, nasıl bize ilham oldun ya sen bana şu anda. Aferin benim romancı yazar teyzenime, hadi bakalım. Evet. Gelsin. Çorabımın ucu delinmiş Gülperi, şunu dik ya. Yani bozkır, gidip 1 liralık çorap alıyorsun, 50 kere diktiriyorsun ya. Yani ya git 1 liralık çorap al, giy at çorabı. Ya da git daha çok para ver, mevsimlik bir çorap al. Hiç olmazsa benim de diktiğime değilsin. Ya Gülperi bir çorap dediğim, bir çuval laf ettin ya. Senin ayacıkların üşümesin diye ben 1 liralık çorap giyiyorum. Ya sen daha hala üstüme silindir gibi gelip beleziyorsun ya. Yazıklar olsun be Gülperi. Bela okusaydın bari. Yani insan 30 yıllık karısına söyleyeceği laf mı bu? Ha gençliğim gitti, ben ona yanıyorum yani. Canlarım, bu neyin tantanası, ne oluyor? Yine niye kavga ediyorsunuz? Babanın çorabı delinmiş, ondan çıktı bu tantana. Anladım. Yalnız ben şu anda çok ciddi bir proje üzerine çalışıyorum içeride. Tabii sizin haberiniz yok. O yüzden biraz sakinlik olursa, sükunet olursa çok mutlu olacağım. Türlü türlü planlar kuruyorum. Ne planlar kuruyorsun kızım sen? Söyleyemem tabii ki babiş, sürpriz. Ama ortaya çıktığında diyeceksiniz ki... Ya bizim nasıl bir kızımız varmış? Bizim kızımız neymiş de haberimiz yokmuş diyeceksiniz. Olay olacak yani, olay. O yüzden sakin olalım. Neler şey biliyor bu kız Gülperi? Ne bileyim ben, ne bileyim. Git kendisine sor, içeride. Altını gömdü. Evet, şimdi şöyle bir üstünden geçelim. Tezen'e o gün bakkala gittiğinde boşuna geleceklerden habersizdi. Bakkal Tezen'in istediklerini vermeyince sinirden kuduran Tezen'e ekmek bıçağını kaptığı gibi bakkalı öldürdü. Ve cesedi bulmamaları için onu dondurma dolabının altına gömdü. Aslan İsmail'im benim ya. Bak ne kadar güzel akıl verdi bana. Ne kadar da güzel oldu ya. Canım kocam benim, aslan kocam. Hemen arayayım da o da sevinsin. Haber vereceğim. Ne yaptın teyzenim? Aşkım bak şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Anlatayım sana. Aşkım ben bakkala girdim. Bakkalı bıçağımla deştim. Dondurma dolabının altına gömdüm. Dondurmaları da üstüne çektim ki kimse bulamasın diye. Var ya o cesedi bu hayatta kimse bulamaz İsmail, kimse. Katil bu. Benim kızım katil mi oldu? Katil, katil. Harika teyzeciğim, harika yapmışsın. Bak bu şekilde polise yazmaya devam et. Yoksa öteki türlü Sade 20 sayfada gidip ekmek alıp... gelen bir karakterin romanını kimse okumaz. Heyecan yok, tutku yok, ihtiras hiç yok. Karakteri bir de doruk noktasına taşıman gerek. Doruk noktasına taşımak için de ana karaktere... bir trajik hata yüklemen lazım ki seyirci katarsis yakalasın, gözleri boşalsın gözleri. Evet ya. Ya İsmail, sen tam bir edebiyat canavarı çıktın ya. Aşkım benim. Seviyorum seni, günün güzel geçsin. Bekliyorum akşama. Tamam. Öpüyorum seni aşkım. Hadi bye. Devam edeyim ben romanıma. Evet, altına gömdü. Sonra ne yaparım gömdükten sonra? Bozkır.
Biz kızımızın depresyonun kıymetini bilemedik. Şimdi çok kötü bir şey oldu. Çok kötü, çok çok. Ne oldu Gülperi? Benim dilim varmıyor, bunu söyleme. Söyle Gülperi, söyle. En kötüsünü yaşadık biz. Daha kötü ne olabilir ya? Söyle. Bizim kızımız bir katil. Tezene. Ya bir karıncayı öldüremez. Böcek görse ciyak ciyak kaçıyor kız. Yok artık Gülperi, olmaz öyle şey. Duydum, duydum. Telefonda itiraf ederken duydum. Hiçbir pişmanlık duymadan anlatıyordu. Psikopat bizim kızımız. Şizofren, şizofren. E kim öldürmüş peki? Bakkalı. E bakkalı niye öldürsün bu kız ya? Şşş. Öldürmüş işte bakkalı. Öldürmüş. Üstüne de böyle cesedi saklasın diye dondurmaları dizmiş. Ah dondurmaları. Aa. Ya hadi öldürdü diyelim ama bu kadar şeyi akıl edemez bu kız. Olmaz. Olmaz öyle şey Gülperi. Oldu, oldu. Oldu, akıl etti. Hepsine etti, akıl etti. Allah'ım yarabbim, neydi bu başımıza gelenler yarabbim? Yok, benim aklım almıyor bu durumu. Niye almıyor aklın senin? Sabah kız anlattı ya, planlar yapıyorum, çalışıyorum üzerine dedi. Ya işte. Sonra da sürpriz olacak dedi. Doğru. Olanlar oldu. Bana tam bir sürpriz oldu. Ah, keşke ben bunun yerine alien doğursaydım. Yani uzay canavarı, alien doğursaydım. Hayır, o da adam öldürüyor ama en azından karizmatik. Bu gitmiş bakkalı öldürmüş ya. Bana bak, bu dondurmalar ne kadar sürede erir acaba? Fazla uzun sürmez ki. Yani izini bulurlar onun. Ay izini bulurlar. Ne yapacağız biz şimdi? Ay ne yapacağız biz şimdi? Gidip polise mi söylesek? Polise söylenir mi? İnsan kendi kızını polise ifşa eder mi? Ah çileli başım, keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim. Ya acaba hangi bakkalı öldürdü? Aşağı mahalledekini mi öldürdü? Aşağı mahalledeki bakkal dondurma satmıyor. Polis söyleyecek bundan gerisini artık. Polisten önce biz kalkıp gidelim, bana bak. Orada bir inceleme yapalım. Hadi yürü, hadi koş, koş. İnşallah uyumuyordur. Yaşı büyükler erken kalkar. Ya yaşı büyüklermiş, erken kalkarmış. Merhaba yığın. Biz de size geliyorduk be. Hayırdır beyler? Cevdet Bey, siz bu mahallenin eskisisiniz. Biz de bu yüzden size bir şey sormak istedik. Buyurun. Bizans döneminde buralarda atlarla ilgili ne vardı? Atlarla ilgili mi? Bu Selami'nin kafesinden yukarıdan buralara kadar hep buralar ordunun ahırlarıymış. Yani imrahor denirmiş buralara. Her taraf böyle ahır. İmrahor denirmiş. Bak oradan gör tabii. Niye sordunuz? Niye ne var ne vardı niye sordun? Ne olsun be ya? Biz de yaşadığımız yerin bir tarihini bilelim değil mi? Tarih çok önemlidir. Yani geçmişten örnek alamazsan geleceğini kurgulayamazsın derler. Tarih çok önemli. Tarih bilinci herkeste olmalı yani. Haklısınız. Çok, çok iyi düşünmüşsünüz çocuklar. Çok güzel. Bravo. Aferin. Tebrik ederim sizi. Bu bilgi için çok teşekkür ederiz. Biz rahatsız ettik sizi. Hadi biz gidelim artık. Kütüphaneye gideceğiz biz. Kütüphanede bu araştırmamıza devam edeceğiz. İsmail'e kitap okumak çok önemlidir. Herkes kitap okusun. Kitap okumak önemli. Hayırlı işler. Kolay gelsin Cevdet Bey. Hadi bakalım. Güle güle. Hay Allah. Hayır. Bizim iki bakkal da hayatta. Bu acaba hangi bakkalı öldürdü? Anne. Allah. Ay, ay, ay. Katil, seri katil olmuş. Sus, şimdi biz duyacak, gidelim. Aa, nereye gidiyorsunuz böyle? Biz karakola gidiyoruz. Hayır, Karaköy'e gidiyoruz güzelim. Ya. Bir arkadaşımız yeni bir kafe açtı da ona bakın geleceğiz. Hangi arkadaşmış bu? Sen tanımazsın kızım, sen tanımıyorsun. Ben de geleyim babacığım sizinle. Burası bitti, Karaköy'e dadanacak şimdi. Sen gelme kızım, sen evde otur. Ya sen dışarıda çıkma. Aa, kızıyorum ama artık ona. Ama kızdırma, kesecek bizi şimdi, kızdırma. Siz nereye? Ben oraya. Ben nereye? Siz oraya yani. Topluluk adlı
katliam yapacak galiba. Önce bizi öldürecek, sonra kendini öldürecek. Ha, biz evlat acısı da dayanırız. Sen önce kendini, kes kendini, kes. Bize kıyma kızım ya. Ne kıyması ya? Biz karakola da gitmeyiz biz. Biz itirafta da bulunmayız. Bildiklerimiz hiçbirini söylemeyiz biz. Siz ne biliyorsunuz acaba ya? Siz bu hayata dair ne biliyorsunuz? Siz anladınız mı bu hayatın sevincini, anlamını, üzüntülerini? Hayatın manasını siz çözdünüz mü ya? Ha? Siz benim gözümle görebiliyor musunuz acaba siz bu hayatı? Yok. Biz senin gördüklerini nasıl görelim kızım biz? Katil gözüyle hayata bakamıyoruz biz. Ama biz her şeyi duyduk. Senin bakkalı nasıl öldürdüğünü biz biliyoruz. İyice delirdi. Koş koş yakala fırsat. Ne oluyor be? Baba! Baba! İpi getir Hülperi. Bağlayalım şunu. Baba! Baba ben gerçekten öldürmedim. Ben gerçekten öldürmedim. Yazarım ya ben. Roman yazıyorum roman. Ha, isterseniz gidin içerideki bilgisayara bakın ya. Aa! Hep senin yüzünden Gülperi. Tutturdun kızı bir katil katil diye. Ne alakası var? Bak kız roman yazıyormuş kendine. Oh be. Ben ne bileyim canım. Bunda da hiçbir entel tipi yok. Aklıma bile gelmedi yani. Bende entel tipi yok ama katil tipi var öyle mi anne? Ya yuh ya. Hangi anne baba kızının katil olduğundan şüphelenir ya? Her katili bir anne doğuruyor kızım. Ve her annenin de bir şüphelenme hakkı var. Üstelik sen çatlaksın tezene. Ya? Benim tezenem karıncayı bile incitmez ki. Bak ne güzel yiyor, kupur kupur yavrum benim ya. Oh şifa olsun bak. Onun eli bıçak tutan bir katil eli değil. Gül tutan bir aşık elidir, aşık. Tezenem bu arada define haritası konusunda ustamla bayağı bir yol aldık, haberin olsun. Ya yeter ama artık ya. Bak ben karıncayı bile incitemem evet ama gerçekten seni inciteceğim artık. Bu konu açıldıkça ben gerçekten şimdi bağlayacağım ben seni katile. Sakin ol. Artık sen hem sıktın. Şşş, pıs, pıs. Kimseye bir şey çaktırmak yok, tamam mı? İsmail, bak başlangıç noktamız burası. Roma rakamıyla haritada 367 yazıyor. İnsanlık için küçük ama bizim için dev bir adım başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ustam be, hazineyi bulunca şefkatin borcunu da öder miyiz? Yazık, paraladı kendini gariban. Oğlum sen kendi açını düşüneceğine şefkatin açını düşünüyorum be oğlum be. Tamam, inşallah hazineyi bulursak ona da bir güzellik yaparız. Yıksın be ustam. Tamam hadi işimize konsantre olalım, kimseye çaktırma. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? İki tane manyak ruh hastası. Koreografi mi yapıyoruz oğlum? Biz de ne yapıyoruz biz? İsmail biz de ne koreografisi, ne yapacağız? Biz böyle adım adım hayatımızı planlıyoruz. Çırağımla beraber önümüzdeki iş bir programı planı yapıyoruz. Hayat gayesi işte. Lan Cuma, oğlum sen ne pis bir herifsin lan. Ben şu çocuğun başını da yiyeceğim biliyor musun? Bana bak Selami, ustam bu dünyaya gelmiş en zeki insandır. Onunla çalışmak da benim için onurdur, onur. Herkes işine baksın lan. Aferin İsmail, bravo ya. Hey, duydun mu? Ha? Aç kulaklarını da dinle, ders olsun bu sana Selami. Tamam. Aferin oğlum, bravo. Tencere kapak olmuşsunuz, cük. Ben aradan çekiliyorum, çenemi de kapatıyorum. Hadi bakalım, yuvarlanın öyle yalı yalı, hadi. Girme aramıza, bozma ahengimizi. Ar İsmail. Beş. Altı, Cuma, ne yapıyorsunuz lan 5, 6, 7 öyle? Cebire mi başladınız? Cebire değil de sana başlayacağım şimdi ben amamcı. Vallahi amamtasından gireceğim, köpüğünden çıkacağım ha. Ustam boş ver, değmez bunlarla konuşmaya. Biz devam edelim, haydi. Altı. Altı sadeydim ben be oğlum. Kaçta kaldın? Ne bileyim ben bu kapçık ağzına kafamı karıştırdılar benim iyiden be ya. Başa dönelim sıfırdan. Olur. Sıfır. Sıfır olur mu oğlum? Ha? Sıfırla başlarsan bir tane fazla saymış oluruz be İsmail. Ay hiç kafan çalışmıyor oğlum senin be. Haklısın ustam. Yalnız benden söylemesi bunların bu kem gözleri bizim işimizi kesin bozar he. Kenafir bakışlı kem gözlü şam şeytanları siz ne bakıyorsunuz bakalım diktiniz gözleri diktik bize bakıyorsunuz. Dün öbür tarafa hadi bakalım. Ne sayıyorsunuz onu merak ediyoruz ya. Kaldırım taşlarını sayıyorum. Eğer tek çıkarsa sana çift çıkarsa Selami'ye uçacağım buradan.
Hadi lan. Yavaş uç da resmini çekeyim lan. Süpermen bizim mahalleye geldi diye hava atarız. Bırak İsmail, Allah'ın seversen mahtap olmuşum narlavaya. Hadi biz işimize bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Birden başlıyoruz. Aynen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, abi ne yaparsanız yapın. Ben böyle bir mahallede yaşamak istemiyorum artık. 357, 358, 359, 360, 361. Gel bakalım. 362. 363, 364, 365, 366, 367. Hazine Marika ablanın evinin altında mıymış, yok artık. Lan İsmail, oğlum ben de seni akıllı bir insan sanırdım ya. Hiçbir ilişki kuramıyorum bakalım. Ne ilişkisi? Oğlum, Marika Hanım'la Cevdet Bey, Cevdet Bey ile Marika Hanım niye evlendiler? Cevdet Bey aşık oldu Marika abla'ya. Aa, o yaştaki kadın o yüzden aşık oldu değil mi? Sırf aşıktan yani. Ne diye evlendiler o zaman? Hazineciğim oğlum, adam uyandı tabii. Define olduğunu uyanınca Define'yi bulmak için Marika ile evlendi. Çıkar ilişkisi oğlum bu. Tabii ya, doğru diyorsun. Tabii oğlum. Aa, ben başta inanmadıydım bu Define hikayesine. Vallahi ama şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Defineciliğin tadını aldı bu adam tabii şimdi. Oradan zengin olunca bizden önce de duyum aldı bu adam. Kesin evinin altında olduğunu biliyordu. Marika ile arasını böyle güzel yaptı, iyi yaptı. Bu kesin altınları bulunca Marika'yı boşar ha. Evliliklerine çok yazık olacak desene. Bize ne veya onların evliliklerinden. Biz kendi işimize konsantre olalım bakalım. Define'yi biz onlardan önce bulacağız. O zaman evliliklerini de kurtarmış oluruz usta. Cevdet Bey hazineyi arar arar bulamaz. Marika ablanın da evlilikleri bozulmamış olur. Acaba soru işareti. Manyak mısın oğlum? Hadi gel bakalım. Biz işimize bakalım. Sakın çaktırma, tesisat için tamire geldik. Hayırdır Süper Mario? Çırağını da alıp gelmişsin. Ne oldu sabah sabah laf sokmacılar falan? Aa, bir şey diyeceğim, Marika abla bizi aradıydı da iki ay önce borular mı tıkanmış diye onu tamire gel dedik biz. İki ay önce çağırdı, şimdi geliyorsunuz. Pes! Ne demek pes? Asıl sana pes be ya. Bizim de biz yani kendi çapımızda çok popüler bir tesisatçıyız. Vaktimiz yok, işimiz var, gücümüz var. Anca sıra geldi size de yani. İyi. Hadi girin. Ama acele edin, hadi çabuk. Tamam. 173, 171. Mişvi kere maşallah çok güzel yaptım, parkeler hala duruyor. Şş, o kapı değil. Burası ısı, üçü tam üç, üç bu. Tam bu, burası değil mi? Marika abla burasını söylediydim. Aa, orası üç. Tamam, orayı o zaman biz tamam, bu tarafta tamamen bir şey yaparız. O tarafa doğru şeye akarız. Sen şey yapma, geç bakalım akıntılara bir bak oradan sen, hadi bakalım. Bunlar içeri girerse ben ne diyeceğim? Bunlar içeri girer, ben anlayacağım ama sen gir. Oraları kırdık bakalım, hadi başla. Hadi içeri gel, tamam. Bunun anahtarı rica edebilir miyim bakalım? Kapının arkasında anahtar. Siz acele edin, hadi. Aa! İsmail, oğlum bu iş tamam. Altınlara çok yakınız. Şıkır 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 akacak, şıkır 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 akacaklar oğlum altınlar. Ben gidip hemen takımı taklavat alacağım. Buraya gelişiyoruz, tamam mı? Sen ortalığı toparla, hadi yavrum. Artık. Hadi. Vallahi böyle olmaz kızım. Kokuma kuşu gibi evde oturuyorsun. Çık biraz dolaş. Ama vallahi bak ben söylemem Niko'ya. Hadi görüşürüz. Ben geliyorum. Takımı taklavatı unutmuşuz. Onları bir hallederim. Çay yapacağım. Bana oğlum tosut bana. Onun üstüne biraz su var. Şu an siyah yaptım. Şu an ayakı görmedim onu. Şeyi batmasın. Yapma oğlum abi. Cuma. Ne oluyor be? Hop girmek yasak burayı. Görmüyor musun? Bak şerit var. Tadilat alanı burası. Çek şuradan Cuma. Nereye çekiliyorum? Hop giremezsin. Bekleme yapma hiç be ya. Baksana tabelaya. Aa ince ince çalıştık Allah orada. Allah Allah. Hesap mı vereceğim lan sana kendi evimde? Çek şuradan. Ne demek hesap mı vereceksin? Artık burası benim sorumluluğum altında. Ben artık burası benim bir iş yeri. Bak girilmez diyorsam sorumlu benim. Giremezsin yani, tamam mı? Yok kaç kere anlattım sana veya benim Türkan Şoray kurallarım vardır. Bu sektörde haberin olsun diye diyorsam o yani. Olmaz. Başlatma lan kurallarından. Niko bakar mısın bu kardeşim beni azarlıyor. İş yapıyoruz burada veya işe geldim. Ben azar yemeye mi geldim acaba? Cuma'nın ne işi var burada? Üf, tadilat mıymış, neymiş, bilmem neymiş. Annem tam iki ay önce çağırmış. Yeni kısmet oldu gelmeleri yani. Ne lan abim çalışıyoruz. Anca kısmet oldu size de yani. Patlak boru seni mi bekler? Ben zaten başkasına yaptırdım.
Sakın düzgün işi bozmayın. Çıkın gidin buradan. Hemen burayı terk edin. Çabuk. Çift dikiş olur. Yani biz de bakmış oluruz. Ayrıca ben kontrol ettim. Damlıyor böyle. Damlatıyor. Ne demiş atalarımız? Damlaya damlaya göl olur. Bu evin altı bir göl olursa yemin ederim ev başınıza çöker. Tarihi eser başına iş alırsın ha. Söyleyeyim bundan. Tamam ben bir bakayım. Neresi damlatıyor? Hop bir dakika. Gerilmez. Kaç kere söyledim ya. Kuralları var anlatsın. Kuralları sen de. Aa bu ne be ya. Ayrıca tamirci ayağına gelmiş. Hala laf ediyorsun ya. Sana hiç güvenmiyorum Cuma. Niko çok haklısın. Ben olsam ben de bana güvenmem. Ne demişler babana bile güvenme. Vallahi hiç kimseye güvenmeyeceğim. Ben işimin başına gidiyorum. Yine beni çeneye tuttunuz ha. Şu fırçamı ver şuradan. Hayatım fırça olmuş senin ha. Kapattı kapıyı ne? Neden bunları içeri aldın? Allah Allah. Ya kabak yine benim başıma mı patladı yani? Ver şunu. Al bakalım patlak kabak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.